Anadolu uygarlıkları, ölü gömme gelenekleri, önce Frigleri, daha sonra Makedonları ve en nihayetinde Romalıları da etkileyecekti. Antik dönem çok tanrılı dinlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelen tek tanrılı dinler ölü gömme geleneklerini de değiştirdi. O yüzden dinler tarihini bilmek çok önemlidir. Örneğin tek tanrılı dinler olan Hristiyanlık, Yahudilik ya da İslam dininde mezara asla değerli hiçbir şey konulmaz. Sadece erken Hristiyanlık döneminde bu adet bir süre daha devam etmiş ve sonra kalkmıştır. Bugün sizlere kare ve dikdörtgen oyma, mezar define işareti anlamı ve çözümü hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, ekranın sağ alt köşesinde bulunan buton vasıtasıyla kanalımıza hemen abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar, kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, yılan, kaplumbağa ve daha pek çok define işareti elinizde mevcutsa size kaya içi oda, mahzen ya da boşluk veren yapıları veriyor demektir. Böyle yerleri pirinç çubuklar vasıtasıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Henüz pirinç çubuğunuz yoksa gönderelim. Kapıda ödeme sistemiyle faturalı bir şekilde adresinize kadar getirilmekte ve ürünü aldıktan sonra ücretini kargo görevlisine teslim ederek güvenli bir şekilde almış oluyorsunuz. Piyasada kalitesiz ürün satmaya çalışan ya da paranızı peşin isteyip ürün göndermeyen veyahut da alakasız ürün gönderenlere karşı da kendinizi korumuş olacaksınız. Güvenli alışveriş için ekranda gördüğünüz WhatsApp numaramızdan ulaşarak hemen şimdi siparişinizi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tek tanrılı dinlerde mezara kıymetli eşyalar konulmaz. Ancak Hristiyanlığın erken dönemlerinde konulmuştur dedik. Yalnız ben gerek internet sayfalarında, gerekse değişik Facebook define gruplarında papaz mezarı malı olur gibi ya da papaz lahiti vardır gibi hayali bir takım gerçek dışı bilgilerle insanları kandıranları gördüm. Kilise malı dedikleri para hiç mi olmaz? Tabii ki olur. Papaz mezarına saklama para hiç mi yapılmamıştır? Tabii ki yapılmıştır. Ama bizim konumuz sürekli bir gelenek, yani ölü gömme adetleri üzerine olduğu için böyle bir gelenek, yani değerli eşyalarla birlikte gömme söz konusu değildir. Ancak sanayi devrimimiz öncesinde bankacılık sistemi olmadığı için bir takım define işaretleriyle zengin olan insanlar kendi paralarını şifreleyerek saklamışlardır. Papaz, Ermeni veya Rum mezarlarında belki bu saklamaya dayalı defineler bulunabilir. Bu konu farklı ve istisnai bir konudur. Konumuza dönecek olursak, mezar işaretleri kare, dikdörtgen, yuvarlak olarak üçe ayrılır. Kare, erkek olan kişiyi, dikdörtgen, kadın olanı, yuvarlak oymayan ise cinsiyet faktörü barındırmaz. Yani erkek de olabilir, kadın da olabilir. Ayrıca yuvarlak oymalar çoğu mezarda sunak olarak kullanılmıştır. Sunaklarla bu mezar yuvarlak işaretini karıştırmayalım. Bunların içine şarap, yemek konur, içine yağ dökülüp yakılır. Bu şekilde ölen kişiye ikramlarda bulunur. Günümüzde dahi halen mezarlığa uğradığımızda hemen mezara su dökeriz. Mermerden yapılmış lahitlerin üzerindeki yuvarlak, kare, dikdörtgen şeklinde yapılmış oyma suluklara su doldururuz. Buğday, bulgur gibi yiyecekler atarız. Bunu da ölünün hayrına kuşlar yesin, içsin, sevap olsun deriz. İşte geleneğimizin kökeni bu yuvarlak taş sunaklardan gelmektedir.
Kare, dikdörtgen ya da yuvarlak oymalar yerde yani zeminde ve kaya duvarında olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu oymalara spilos da denilmektedir. Bu oymalar farklı ebat, boy ve şekillerde olabilirler. Bu tamamen mezara yön verme amacını taşır. Asıl dikkat etmemiz gereken konu Anadolu halklarının bölge bölge yaşaması ve kendilerine özgü ölü gömme adetlerinin geliştirmeleridir. Örneğin Likya ve Pontus birbirinden farklı halklardır. Mezar işaretleri aynı olsa da gömüleme adetlerinde farklılıklar vardır. Ayrıca coğrafyanın ve iklimsel şartların defin yapılan esnadaki koşullar, savaş, doğal afet, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri gibi durumlarda da normal sistemlerin dışında definlerin olduğu görülmüştür. Araziye çıkıldığında doğaya aykırılık sezdiğiniz noktalar üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarınızı o bölgelerde yapmanızı tavsiye ederim. Kare, dikdörtgen ve yuvarlak oymalar nerelerde olur? 1. Tarım arazilerine yakınsa. 2. Su varsa. 3. Bölgeye yakın antik kent varsa. 4. Civarda taş artığı dediğimiz mıcırlar varsa bu bölgede bu oymaları rastlamamız mümkündür. Yani burası bir nekropol alandır. Spiloslarımız olan kare, dikdörtgen ve yuvarlak oymalarımızı bulduk diyelim. Peki bunun çözümü nasıl olacak? Yine bazı hurafe bilgilere göre boyunu ölç, şu kadar adımla, şöyle yap, böyle yap gibi gerçek dışı bilgilerle insanları yanlış yönlendiren şahıslar var. Bu kişilere dikkat edelim. Kare, dikdörtgen, yuvarlak oyma mezar çözümleri şöyledir. Kaya duvarı yüzeyinde ise bulunduğu kayada olur. Bu tarz oymalar statülü kişilere ait mezarları verir. Altında, sağında, arkasında, solunda ya da aynı kayanın zemin altında da olma durumları vardır. Gömüleme çeşitleri farklıdır demiştik. Burada mezarın yapılışı çok önemlidir. Çeşitli ipuçları verir. Aynı şekilde yere yatay yani zeminde olan spiloslar için yine mezarın coğrafyasına bakılarak mezara verilmiş doğru yön bulunur ve noktasına gidilerek zemin altına inilir. Bu tarz işaretler eğer sistemi ve yapısı güzelse lahit çıkma olasılıkları da yüksektir. Genel olarak çözüm görüşleri şöyledir. Birinci görüş. Oymalar genellikle oda işaretidir. Boş odaya rastlanırsa da mutlaka dolu olanı yanındadır. Boş odanın duvarlarını iyi kontrol etmek ve boşluk sesi aramak gerekir. İkinci dolu oda girişi boş olan odanın duvarlarındadır. Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa bu işaretleri dikkate almalı. Yoksa meyline doğru araştırma yapılmalıdır. Yani bu oymanın içini su ile doldurduğumuzda nereye akar? Suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalışılmalıdır. Yalnız dediğim gibi farklılıklar gösterebilir. Mezarlar farklılıklar gösterebilir. Bu görüş her zaman doğrudur demiyoruz. İkinci görüş. Kare ve dikdörtgen her ikisi de kesin define işaretidir. Çevresi uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı ve tuzaklı ve zor bir gömü olduğu bilinmelidir. Tuzak sistemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü görüş, iki adet oda anlamına gelir. Güneybatı yönünde araştırma yoğunlaştırılmalıdır. Odalar oymaya eşit mesafede olmayabilir. Dördüncü görüş, yakınlarda tepe, tümsek, çorak toprak veya çukur aranmalı ve bu bölgelerde araştırma yapılmalıdır. Zengin insanların mezarlarına da denk gelinebilmektedir.
Beşinci görüş. Oyma kareler genelde çevreye hakim yerlerde olur. O civarın kaya mezarlığı bölgesi olduğuna işaret eder. İşaretin karşısında sıra kayalık olması gerekir. Define orada aranmalıdır. Mezarlardan biri açılırsa diğerleri de kolayca bulunur. Altıncı görüş. Kare dikdörtgen oyma ile yuvarlak oymalar bir arada ise yuvarlak sayısı kadar mezar kare veya dikdörtgen ile işaret edilen oda içerisindedir tarzında bir görüş de yaygındır. Bu arada kare ve dikdörtgen oyma duvarda ve karşıda büyük yani kayada ise ayrıca sıralı bir Lidya mezarlığına işaret olarak bilinir. Yedinci görüş, zemine paralel kayada küçük oymalar tek başlarına ise tek mezar anlamı verir. Eğer bir ok işareti ya da V işareti varsa bu mezara yön verir. Hem büyük hem küçük oyuklar bir arada ise aile mezarlığı veya genel mezarlıktır. Zemine dik oymalarda küçük oyuklar mağara işaretidir. Yani kaya yüzeyinde olanları demek istiyorum. 1-2 metre yakınlarında mağara olabilir. Kara oyma mahzen işaretidir. Boşluk tespiti eden cihazlardan faydalanılır. Tabii dikdörtgen de aynı şekilde mahzen işaretidir. Kaya duvarında olan kare oyma kral mezarına işarettir. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu sevdiyseniz aşağıdaki butonlara vasıtasıyla beğenmeyi ve kanalımıza sağ alt köşedeki butonu tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz ve videosunu yapmamızı istediğiniz konular varsa yorum kısmında belirtiniz. Çünkü yorumlarınıza çok önem veriyoruz. Cevaplarını mutlaka yazacağız. Siz defineci kardeşlerimi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.